Bir sorumuz daha vardı Aylin'cim. Yine aslında imtihan konusuyla bağlantılı olarak şöyle söylemiş bir izleyicimiz. Hep iyi düşünüp iyi davranmak gerektiğini söylüyorsunuz diyor. Ama ben ne zaman böyle davransam başıma hep kötülük geliyor ve zarara uğruyorum. Bunu açıklar mısınız demiş şimdi kardeşimiz. İşte bu da aslında imtihanın bir gereğidir. Tabii ki insan her zaman başına bir kötülük gelmez. Yani güzel davrandığınızda siz mesela aranızda düşmanlık olan birisi diyor Rabbimiz, şeytana Allah'a sığınırım. Bir bakarsınız diyor dostunuz olmuş diyor. Siz ona iyiliği emrederseniz diyor, kötülükten men edersiniz diyor. Allah'ın bu ayetini yerine getirirseniz düşmanınız olan bile dostunuz olur diyor. Yani güzel söz, güzel tavır, sevgi üslubu her zaman karşı tarafı yumuşatacak bir etkiye sahiptir. Ama yine imtihandan bir gereği olarak olmayabilir. Veya siz mesela yolda hasta olan birine rastlarsınız. Onu hemen hastaneye götürürsünüz. Burada bir fedakarlık yaparsınız, bir iyilik yaparsınız. Ama belki orada emniyet tarafından sorgulanan bir insan konumuna gelebilirsiniz. Hatta Ama suçlu bulunur suçsuz yere. olabilir bir insan mesela suçlu bulunabilir dediğin gibi suçsuz yere. Ama bunlar bir insanın hiçbir zaman insani görevlerini yani Kur'an ahlakının ona gösterdiği görevlerini yerine getirmesini engellemez. Yine mesela sevgide tek taraflı fedakarlık vardır. İnsan sevdiğine her zaman fedakarlık yapar fakat sevdiği belki bunu gereği gibi takdir edemeyebilir. Veya dünya şartlarında o sevginin karşılığını istediği kadar yaşayamayabilir bir insan. Ama zaten bizim sevdiğimiz asıl sevgilimiz Rabbimiz olduğu için biz sevgiyi de Allah rızası için Allah'a yönelterek gösteririz. İşte o sevginin karşılığında Rabbimizin bize ahirette kendi sevgisinden olan o nimetleriyle karşılık vermesini bekleriz. O yüzden de bir insan zaten yaşamı içerisinde her zaman Allah'ın rızasını gözeterek yaşar. Allah'ın rızasını gözetmek demek her zaman maddi karşılık almak demek değildir. Her zaman insanların takdirini görmek değildir. Hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir sözü vardır. Rabbimiz razı olsa bütün dünya razı olmasa önemli değil. Rabbimiz razı olmasa bütün dünya razı olsa kıymetli değil. O yüzden biz biliyoruz ki bize Allah Kur'an'da gösterdiği şekilde biz yaşadığımızda Allah'ın bizden razı olacağını umuyorsak eğer bu bizim için yaşam şeklimiz olarak yeterli. Bunu hayatımızın bütün şartlarında düşünebiliriz. Yani doğduğumuzdan itibaren aklımız yerine geldiğinde, idrak gücümüz yerine geldiğinde, okuldayken, iş yerindeyken, ailelerimizin içerisinde, arkadaş gruplarımızın içerisinde, her nerede olursak olalım, hep Allah'ın rızasını gözeterek yaşarız. Ve onun içerisinde zahiren yani dışarıdan bakıldığında zarara uğruyormuş gibi gözükebiliriz. Fakat önemli olan Allah'ın razı olacağını bilmektir orada. Mesela bir insan çok fedakardır, herkese yardım eder ama kendi bir takım kayıplara uğrayabilir bunun için. Ama bu onun için bir güzelliktir. O zaten Allah'ın rızasına uyuyor olmaktan kaynaklanan öyle bir haz alır ki bundan hiçbir maddi karşılıkla kıyaslanamaz. Ama belki onun yardım ettiği insan ona dönüp bir teşekkür bile etmiyor olabilir. Hiç önemli değil. Zaten o teşekkür için yapmaz onu. O Allah'ın rızasını kazanmak için yapar. Bu da bir insanın, Müslümanın hayatına zaten yön veren en güzel yaşam şeklidir. Vicdanın verdiği rahatlık hiçbir zaman hiçbir maddi şeyle ölçülemez dünyadaki. Ben aslında buna bir şey daha eklemek istiyorum. Geçen haftalarda hocamıza bu soru sorulmuştu. Hocamız çok önemli bir gerçeği söyledi. Çok önemli bir şey anlattı. Dedi ki ben hayatım boyunca vicdanıma uydum. Fakat hayatım boyunca olmadık şeylerle karşılaştım. Akıl hastanesine konuldum haksız yere, hapishaneye konuldum haksız yere. Fakat Allah bana çok rahat bir hayat yaşattı demişti. Bu çok önemli bir şey. Bakın orada yaşadıklarını hocamız canlı yayınları izleyenler mutlaka şahit olmuşlardır. Detay detay hocamız anlatır ve çok çok zor bir ortam, özellikle akıl hastanesi. Suçsuz yere bir insanın oraya konulması çok olağanüstü bir şey. Hayat boyu kalabilir, öyle bir ihtimal var. İnsanların bir saat bile dayanamadıkları bir ortam. Dayanamadıkları bir Hatta ortam. doktorların, hemşirelerin bile zorluk içinde kaldıkları, dayanamayıp işi bıraktıkları bir ortam. O Tabii. şekilde düşünüyorum. Öyle bir ortamda hocamız oraya girdiğinde şükrediyor. Allah'ın yarattığını bilerek oradaki imtihanın güzelliğinden, oradaki imtihanın üstünlüğünden dolayı zevk alıyor böyle bir şeyden. Tabii ki ortam olarak çok zor. Çok çok detayları gerçekten çok zor bir ortam. Fakat oradaki bakış açısı çok önemli. Vicdan rahatlığı, orada hak için, hak yolda orada olmanın verdiği bir huzur, bir Huzur. güzellik. Fakat işte orada hocamız çok önemli bir şey anlatmıştı. Oradaki insanın yaşadığı ortamdaki bakış açısı, imani bakışla başka türlü bakmak farklı oluyor. İmani Evet. bakışta işte onun imtihan olduğunu, Allah'tan özel olarak yaratıldığını bilerek hareket edersiniz. O Tabii ve belli her ki saniyesinden zevk ve alırsın. her saniyesinden zevk alırsınız. O belli ki vicdana uymanın, yani doğru bir şey yapmanın sonucudur.
Dünya böyledir. Hep imtihanlarla birlikte yaratılır. Güzel şeyler için hep emek vermek gerekir. Allah da hep zorluklarla insanları dener. Ama ikinci bir bakış açısında oraya haksızlıkla girdiğin insan düşündüğünde oranın kötülüklerini şöyle bir gözünde canlandırıp onları sanki gerçekmiş yani imtihan için yaratılmamış da gerçek hayatmış gibi algıladığında işte o zaman fenalık geçirerek gerçekten oralardan taşınırlar. İşte orada imani bakış açısı insanı çok büyük zevkle yaşatır bu dünyada. Zorluklar, felaket zorluklar olabilir ama o vicdan rahatlığının verdiği has hiçbir şeyle değişmez dünyadaki hiçbir şeyle değişmez. Müslüman için zorluklar nimettir, sabır nimettir Müslüman için. Bütün bu imtihanlar birer nimettir. Sevgili kulu olduğunu Allah'ın ummayı gerektiren gerçekten çok güzel hayatımızdaki bütün o yaşam içerisindeki engebelerdir belki fakat bir nimettir Müslüman için söylediğimiz gibi. Bugünkü yayınımız da burada sona eriyor inşallah. Bize sorularınız için merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.